Sultan Çelebi Mehmet Han her ne kadar fetret devrini sona erdirmiş olsa da tek başına tahta hükmettiği dönemde daha fazla sıkıntılar çekecektir. Kardeşlerinden henüz kurtulmuşken yine bir Türk'ün Osmanlı'ya isyanı ile başladı siyasi hayatının ikinci evresi. İzmir'de Aydınoğlu Cüneyt Bey yine Osmanlılara karşı harekete geçmişti. Nitekim bu Osmanlılara karşı ilk isyanı değildir ve son da olmayacak. Daha önce Fetret Devri döneminde Edirne'de bulunan Sultan Mehmet'in abisi Süleyman Çelebi, Aydınoğlu'nu kendisine tabi ederek İzmir'den almış ve Ohri Sancak Beyliğine getirmişti. Ancak Çelebi Mehmet ile Çelebi Musa'nın taht savaşları döneminde bir fırsatını bulup buradan kaçıp tekrar İzmir'e gelmişti. Diğer taraftan Karamanoğlu Mehmet Bey de Bursa şehrini kuşatma altına aldı. Anadolu'da Aydınoğlu ve Karamanoğlu'nun isyan ettiğini duyunca derhal sefer hazırlıklarına başladı. Sultan Çelebi Mehmet Han, kardeşi Musa Çelebi'nin cenazesini Bursa'ya göndermişti. Karamanoğlu da Bursa'yı şiddetle muhasaraya devam etti. Hacı İvaz Paşa kaleyi inatla savundu. Osmanlılara olan öfkesi gözlerini körertmiş ve kalenin dışında bulunan Yıldırım Bayezid'in türbesini açtırmış ve kemiklerini dışarı çıkartarak yaktırmıştı. Bununla da yetinmedi. Orhan Camii ve Ulu Camii'ni de yaktırdı. Bu sırada Musa Çelebi'nin cenazesini getiren Osmanlı askerlerini görünce sultanın üzerine geldiğini sanıp kale muhasarasını bırakıp kaçmıştır. Karamanoğlu'nun Harmandana lakaplı subaylarından birisi, "Sultanım, Osmanoğlu'nun ölüsünden böyle kaçarsın. Dirisi gelse halin nice olur." demesi üzerine kendi subayının idam emrini verdi. Sultan Çelebi Mehmet Han, Menemen üzerinden geçerek İzmir Kalesi'ni kuşattı. Zira Menteşe Beyliği ve Rodos Şövalyeleri de Sultan Çelebi'ye destek verdiler. Cüneyt Bey'i onlar da sevmiyordu. Çelebi Mehmet Han kuşatmanın sonunda kaleyi ele geçirdi. Cüneyt Bey ise ailesini terk edip kaçtı. Cüneyt Bey'in annesinin sultana ricası üzerine bağışlandı. Ve Çelebi Mehmet Han Cüneyt Bey'i Nibolu Sancak Beyliği'ne atadı. Aydınoğlu toprakları yeniden Osmanlıların himayesine geçti. Vezir Bayezid Paşa, Candaroğlu, Dulkadiroğlu ve Germiyanoğlu'ndan asker talep etti. Bu beylerin yardımı ile Çelebi Mehmet Han Konya'ya yürüdü. Yol üzerindeki eski Hamit topraklarını tekrar Osmanoğlu topraklarına dahil etti. Hemen ardından da Konya şehrini kuşattı. Karamanoğlu, Çelebi Mehmet'ten aman diledi. Bunun üzerine yine barış gerçekleşti. Sultan Çelebi Mehmet, Samsun bölgesine yürüyecekti. Yolda giderken Karamanoğlu'nun yeniden isyan ettiğini öğrendi. Mehmet Han Ankara'ya geldi. Burada bir süre rahatsızlık geçirdi. Bu sırada Bayezid Paşa Karamanoğlu'nu yakalatıp Ankara'ya getirdi. Tekrar Çelebi Mehmet'in huzuruna çıktığında af diledi. Mehmet Han yine kendisini affetti. Ancak Karamanoğlu daha huzurdan çıkar çıkmaz yeminini bozdu ve Osmanoğlu topraklarını yağma etti. Ancak bu taşkınlıklardan sonra duruldu ve Karamanoğlu Mehmet Bey ölene kadar bir daha isyan etmedi.
1416 yılına gelindiğinde denizlerde Venedik ile Osmanlılar anlaşmazlığa düştüler. Zira iki tarafta birbirlerini korsanlıkla suçluyordu. Osmanlıların Gelibolu'da Venedik kadar güçlü olmasa da iyi bir donanması bulunuyordu. Bunun üzerine Çalı Bey donanma ile Venedik adalarını vurup döndü. Bir yıl sonra Pietro Lorando donanma ile Gelibolu önlerine kadar geldi. Burada yaşanan deniz muharebesinde Osmanlı donanması neredeyse yok edildi. Çalı Bey dahil 4000 kişi şehit düştü. Eflak Prensi Mirce 3 yıllık vergisini göndermemişti. Bu sırada Mirce'ye rakip olarak Dan isimli bir prens çıktı. Dan, Mirce'yi tahtından indirmek için Osmanlılardan yardım istedi. Osmanlılar Dan'a yardım etme sözü verdiler. Osmanlıların Dan'a yardım edeceğini öğrenen Mirce ise Macar kralı Sigismund'dan yardım istedi. Sigismund da Edirne'ye bir elçi göndererek Dan'a yardım edilmemesi hususunda ricacı oldu. Çelebi Mehmet yardım sözü verdiğini bildirerek sözünden dönmeyeceğini geri haber yolladı. İkinci Mehmet kuvvetleriyle Eflak seferine çıktı. Sultan Mehmet buraya gelene kadar Eflak'ta savaş çoktan başlamıştı. Mirce Osmanlı padişahından af diledi ve 3 yıllık birikmiş vergisini de gönderdi. Barışa teminat olarak da oğlunu Osmanlı sarayına esir gönderdi. Çelebi Mehmet bir koldan Eflak bölgesinde bulunurken diğer koldan Evranosoğlu İshak Bey akıncıları ile Bosna içlerine daldılar. Saraybosna'yı fethetmeyi başardılar. 1417 yılında ise Arnavutluk'un bazı kısımları fethedildi. Anadolu'nun kuzey kısmında Samsun'u elinde barındıran Candaroğlu İsfendiyar Bey'in oğulları bazı mücadelelere girdiler. İsfendiyaroğlu Kasım Çelebi Mehmet Han'a müracaat ederek Candaroğlu topraklarının büyük bir kısmını istedi. İsfendiyar Bey ise Samsun ve civarını diğer oğlu Hızır'a vermişti. Çelebi Mehmet Kasım adına İsfendiyaroğlu'na mektup yazdı. Çankırı, Tosya ve Kastamonu'nun Kasım'a verilmesini istedi. İsfendiyar Bey bu teklifi reddedince Çelebi Mehmet Han ordusu ile ilerleyerek Sinop'u kuşatma altına aldı. İsfendiyar Bey Kastamonu hariç Çankırı kısımlarını Kasım'a verdi ve Ilgaz sınır kabul edildi. İsfendiyar Bey Çelebi Mehmet adına hutbe okutup sikke bastırdı. Sultan Çelebi Mehmet Amasya'ya geldi. Bu sırada Samsun'un kıyı şeridine hakim olan Cenevizliler burayı yaktılar. Samsun'un iç kısımlarına İsfendiyar Bey'in oğlu Kasım'ın kardeşi Hızır hükmediyordu. Çelebi Mehmet Han Samsun'un kıyı kısmına yani Gevur Samsun denen kısmına girince Müslüman Samsun kısmını yöneten Hızır Bey sultanın huzuruna çıkarak Osmanoğlu'na karşı savunma yapmak istemediğini söyledi. Çelebi Mehmet kendisine hilat giydirdi ve yanında bulunmasını istediyse de
kardeşi Kasım'ın sultanın yanında olduğundan dolayı babası İsfandiyar Bey'in yanına gitmeyi tercih etti. Çelebi Mehmet Samsun'u Osmanlı topraklarına dahil ettikten sonra Edirne'ye döndü. Bu yıllarda ilginç bir olay yaşandı. Osmanlı topraklarında hak iddia eden ve Yıldırım Bayezid'in ölen oğlu olan Mustafa olduğunu iddia eden birisi çıka geldi. Zira Yıldırım Bayezid'in oğlu Mustafa Ankara Savaşı'nda öldüğü biliniyordu. Ancak cesedi bulunamamıştı. Fakat kendisi Timur tarafından esir alındığını ve Semerkant'a götürülüp tutsak edildiğini söylüyordu. İşte tarihte halen kesin bir cevap bulunamayan Düzmece Mustafa diye tarihe geçen kişi oldu. Tarihçilerin önemli bir kısmı bu Mustafa'nın gerçek şehzade olduğunu öne sürse de Çelebi Mehmet kendisinin gerçek Mustafa olmadığını söylüyordu. Mustafa Karamanoğlu topraklarına geldi. Bir müddet Niğde'de kaldıktan sonra Candaroğlu topraklarından geçerek Eflak'a ulaştı. Aşık Paşazade tarihi bu Mustafa'nın Düzmece olduğunu yazsa da Neşri tarih onun Yıldırım'ın oğlu olduğunu açıkça söylemekte. Her ihtimale karşılık Çelebi Mehmet yakalanması için emir verdi. Nibolu Sancak Bey'i Cüneyt Bey hemen taraf değiştirip Mustafa'nın yanına geçti. Mustafa Cüneyt Bey'i kendisine vezir yaptı. Mustafa Rumeli'nin de kendisine asker topladı. Zira Nibolu Savaşı'nda aldığı yarayı insanlara delil olarak gösteriyordu. Doğu Roma İmparatoru bu haberi duyunca derhal Mustafa'ya destek verdi. Mustafa Selanik ve Tesale civarlarında konuşlandı. Çelebi Mehmet 60 bin kişiyle Selanik ovalarına doğru ilerledi. Mustafa ve Cüneyt Bey Çelebi Mehmet'in ordusuna mağlup olup Selanik'e kaçtılar. Selanik muhafızı kendilerini teslim etmedi. Sultan Çelebi Mehmet Han İmparator Manuel ile iletişime geçerek esirleri istedi. İmparator esirleri teslim etmedi ancak anlaşma oldu. Anlaşmaya göre Çelebi Mehmet Han hayatta olduğu müddetçe İmparator esirleri salmayacak ve Osmanlılar da karşılığında 300 bin akçe yıllık parayı İmparator'a göndereceklerdi. Mustafa İmparator tarafından Limne Adası'na gönderildi. Bu sırada Şeyh Bedrettin isyanı vuku buldu. Zira kendisi Musa Çelebi döneminde Şeyhülislamlık yapmış birisiydi. Ancak zamanla İslam'a aykırı görüşler yaymaya ve Osmanlı tebaasının aklını karıştırmaya başladı. Birçok taraftar topladı. İznik ve Aydın civarlarında faaliyet gösterdi. Buradan ayrılarak Rumeli'ne geçti. Zara, Silistre, Dobruca civarlarında dolaşarak sözlerine epey insanı inandırdı. Burada kendisini padişah ve halife ilan etti. Sultan Çelebi Mehmet Han, Elvan Bey'i bu isyancılar üzerine gönderdi. Şeyh Bedrettin yakalanarak Serez'e getirildi. Çelebi Mehmet Han, kendisinin yargılanması için İlmiye sınıfından yüksek alimlerden oluşan bir heyet gönderdi. Sonunda devlete isyan suçundan idam edildi. Bu olayların ardından 1421 Mayıs ayında Edirne'de bulunan Çelebi Mehmet Han ava çıkmıştı. Ancak atın ayağı bir çukura girdiğinden düştü ve orada beyin sarsıntısı geçirdi. Baygın halde saraya getirildi. Bu halde bir divan toplantısına katılmaya çalıştı. Ancak sonraki gün kendisine inme geldi ve felç oldu. Amasya'da bulunan oğlu 2. Murat gelene kadar
41 günü ölüm haberi gizlendi. Zira vezirler Limni adasında bulunan Mustafa'nın Edirne'ye gelerek tahta geçeceğinden çekindiler. Ancak 2. Murat Han tahta oturmayı başardı. Fetret devrinden sonra 7 yıl 9 ay tahta kalan Sultan Çelebi Mehmet Han, Ankara Savaşı'ndan sonra dağılmış olan devleti tekrar toparladı. Yıldırım Bayezid devrindeki kadar toprağa hükmedemese de kendisinden sonra gelecek haleflerinin yolunu açmayı başardı.